Bu dersimizde zil sesleri ve uyarılar bölümünde nasıl ayarlama yaparız, bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle yine ayarlar bölümüne girmemiz lazım. Bunun için ekranı kaydırıyoruz ve hemen ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümü içerisinde hemen üst sırada bulunan zil sesleri ve uyarılar bölümüne girmemiz lazım. Bu bölüm içerisinde cihazın üzerinde titreşim, zil ayarları, mesajlar geldiğinde, e-mail geldiğinde, tuş ayarları gibi seslerle ilgili olan bütün ayarları bu bölümde yapmamız mümkün olacak. İlk seçeneğimiz direkt zilin açık olup olmaması. Hemen switch'i kapattığımızda direkt olarak sessiz moda almış oluyoruz ve altındaki gördüğünüz gibi titreşim açık olduğundan dolayı telefonumuz artık sadece herhangi bir çağrı geldiğinde direkt titreşim moduna geçecek. Zil sesini açıyoruz. Titreşimi kapatabiliriz. Şu andan itibaren cep telefonumuz artık herhangi bir çağrı aldığında titreşme işlemini yapmayacaktır. Zil sesi hemen altında bulunan seçenek seçili halde. Dokunduğumuz andan itibaren bizi bir liste çıkartıyor. Bu liste içerisinde tekstlere dokunduğum andan itibaren seçmek, hemen başındaki play butonuna dokunduğum andan itibaren de çalma işlemini yapacaktır. Gördüğünüz gibi çalma işlemini yapıyor. Herhangi bir ses seçtikten sonra, ki sayı olarak da bayağı yüksek bir zil tonu sesi var. Biz mevcut seçili olanı seçtikten sonra hemen alt bölüme devam ediyoruz. Öncelikle yeni mesaj geldiğinde Nokia mesaj, yeni mesaj geldiğinde ayarlayabileceğimiz bölüm, yine sesler arasında ayarlayabileceğimiz bir bölüm. Hemen seçiyorum. Diğer taraftan hemen alt bölümde de yeni sesli mesaj ve yok olarak belirtilen bölümde e-posta. Yani yeni gelen mesajlarda, sesli mesajlarda, e-posta gelince herhangi bir ses istiyorsanız bu bölümden rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Anımsatıcılar, yani calendar'a bir işlem yaptığımızda veya saat bölümünde kendimize bir hatırlatma mesajı bıraktığımız andan itibaren direkt bu sesin çalmasını sağlayabiliriz ki burada ayarladığımız ses o bölümde çalacaktır. Diğer taraftan ses uyarıları, tuşlar, kilitlenme ve kilit ayarları, fotoğraf ve video çekiminde sesin çıkması, tüm diğer bildirimlerde sesin çıkmasını rahatlıkla bu bölüm içerisinden ayarlamamız mümkün olacaktır. Yani cihazınızdaki ses işlemlerini yapacağınız bölüm bu bölüm olacak ve bu bölümde yaptığınız ayarlarla telefonunuzdaki ses işlemlerini çözmüş olacaksınız.